Sen kimsin ya? Senin adın ne? Benim adım Hamit. Hançengi. Tam bir Trakya havasında konuşuyor. Oradaydık be ya. Hani tutmayın mı? Kaça verecek? Şöyle kafaya vurunca koyma. Kafaya şöyle vur. Sen ne yapayım ya? Evet. İş yok, baş yok. Ama. İş yok, baş yok. Değerli izleyicilerimiz, ekranlarınıza hoş geldiniz efendim. İsmailce'ye hoş geldiniz. İsmailce elhamdülillah artık tekrar çekimlerimize başlıyoruz. Biliyorsunuz bu pandemi sürecini hep beraber atlattık elhamdülillah. Tamamen noktalamış değiliz ama normalleşmeye başladık. Ve biz İsmailce çekimlerimize başlıyoruz. Şu anda Anıt Meydanı'ndayız. Devlet Tiyatrosu'nun önündeyiz. Otobüslerimiz hareket edecek. Otobüslerimiz demişken Karadeniz'e gidiyoruz efendim. Güvenç Turizm sağ olsun davet etti. Ve Anadolu'dan ilk defa pandemi sürecinden sonra tur yapan tek firma Güvenç Turizm şu anda. Şu andan itibaren diyelim. Yanımızda da Hüsam abimiz var. Evet, abi nasılsın? Okay. Ne var ne yok? Teşekkür ederim abi. Sizler nasılsınız? Sizleri abi, görmek süreci... ne kadar güzel. Abi Allah razı olsun. Siz böyle görünce normalleştiğimizi çok daha iyi anlıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ya abi özledik ya. Aynen. Vallahi aynen, mikrofon aynen tutmayı, çok muhabbet özledik, etmeyi, sohbet etmeyi özledik. Aynen. Böyle ama bu karşılıklı. Hani bu turda doyasıya inşallah kesinlikle konuşacağız. Kesinlikle. Doyasıya izleyicilerimize görüntüler aktaracağız. Kesinlikle. Hem de özlenen yerlerden. Özlenen yerlerden insanların gözünü doyuracağız. Yeşili ve maviye, yeşilin ve mavinin hayat bulduğu, yağmurun konuştuğu bir coğrafyaya gidiyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan yaylalara çıkacağız. Şelaleler, dereleri, akarsularıyla çok farklı bir yerdir. İnşallah gidemeyen misafirlerimize de görsel bir şölen sunmaya çalışacağız kesinlikle beraber. Kesinlikle. Yani gidemeyenlere biz aktaracağız inşallah aynen, ama aynen, gitmek inşallah isteyenleri de davet edeceğiz değil kesinlikle mi abi? Kesinlikle. Gitmek isteyenler de buyursun gelsin. Her zaman misafirimizdir. Her hafta her hafta iki otobüs turumuz var. Pazar ve pazartesi çıkışlı turlarımız var. İnsanların ömründe Karadeniz'e muhakkak ama muhakkak gitmesi gerekir kendileri için. İnşallah. Şimdi Hüsam abiyle biz direkt muhabbete başladık ama evet. Hüsam abi kimdir? Bir izleyicilerimize evet, aktaralım. Evet, ben Hüsam Arıcan, Beyşehirliyim. Güvenç Turizm'de tur operatörü olarak 5 yıldır gelen misafirlerimize hizmet vermekteyim. 15 yıldır da turizm sektörünün içerisindeyim. Eyvallah. Hüsam abiyle biz Allah izin verirse Karadeniz'de beraberiz. İnşallah. Karış karış İnşallah. Beraber gezeceğiz. Burada evet. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum değerli izleyicilerimiz. Karadeniz'i görelim. Sizlerin özlem duyduğu o doğayı hep birlikte yaşayalım, tadalım, sizlere aktaralım istiyoruz. Evet, İsmailce Karadeniz turu kesinlikle Güvenç başlıyoruz. Turizmle başlıyor. Başlıyoruz. Evet, bismillah dedik, aracımıza bindik. İki otobüs olarak Karadeniz turumuz başladı. Güvenç Turizm'in değerli personeli beraberiz. Hüsam abimiz hemen yanımızda. Şimdi şoför abimizle tanışacağız. Önce kaptanımızı tanımak lazım. Bence bu işin başlangıcı o diye düşünüyorum. Kaptanımız yoluna bakacak. Normalde şoförle konuşmak yasak, bunu hepimiz biliyoruz. Ama şöyle tanışalım, kaptandan başlayalım. Arkaya doğru misafirlerimizi tanıyalım. Efendim söyleyeyim, nerelere gideceğiz? Hüsam abi onu soralım. Şöyle bismillah diyelim. Kaptanım, selamun aleyküm. Selam abi, aleyküm selam abi. Nasılsın, iyi misin? Sağ hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi çok şükür iyiyiz, nasılsınız? Hamdolsun abi, çok şükür. Şimdi seni bir tanıyalım abi. İsmim Ali Bahar. Konya, Hademliyim. Neresinden Ali abi? Bademli. Bademli. Bir Bademli'ye gitmedik biliyorsun değil mi kardeşim? Yoksu. Bademli'ye de gideceğiz inşallah. İnşallah inşallah abi. Bekleriz bizim oralara. Abi ilk tur başladık. Bismillah dedik. Şu çok anda Kırıkkale yolundayız. Aynen öyle. Şu anda Kırıkkale yolundayız. Çok da heyecanlıyız. Bu tur için tam bir aydır hazırlıklarımız devam etti. Araçlarımızı dezenfekler ettik. Dezenfekli cihazları aldık. Misafirlerimizin güvenliği için her türlü imkanı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Eyvallah, Allah razı olsun abi, çok teşekkür ediyoruz. Allah tekerine taş değdirmesin amin, amin, diye amin, dua edelim. Abi, çünkü ederiz. Hani biz sana emanetiz, Allah Allah'a emanetiz Allah hep birlikte. Önce Allah'a sonra. Tabi, eyvallah. Teşekkür ediyoruz abi, şimdiden hayırlı yolculuklar hepimize inşallah. Şimdi şuradan devam edelim, diğer izleyicilerimiz.
Şimdi normalde otobüsünüz 23 kişi var. Evet. Doğru mu abi? Var. Doğrudur. Şimdi Hüsam abi normalde koltuklarımız her bir ikili koltuğa bir kişi evet, oturuyor. Aynen, bir kişi. Şimdi Hüsam abi biz rica ettiğimiz için buraya aynen, oturduk. Oradan başlayalım dedik. Aynen. Ha, onu dile getirelim de sonra niye Hüsam abi iki kişi oturuyor demesinler. Değil mi abi? Aynen öyle. Şimdi abi biraz önce kaptanımız da söyledi de aracımız tur için özellikle bu pandemi döneminden çıktığımız için özellikle aracımız dezenfekteli. Aynen. Herkes maskeli. Evet. Efendim sosyal mesafeye uygun. Aynen. Şimdi Hüsam abi nereye gidiyoruz? Nereden başlayacağız? Biraz bahsedelim mi? Karadeniz'e gidiyoruz. Karadeniz çok eşsiz bir coğrafya. Kesinlikle anlatılmaz. Yaşanması lazım. Kesinlikle yaşanması gereken bir coğrafyadır, bir yerdir. İnsanıyla, yiyeceğiyle, içeceğiyle, iklimiyle, coğrafyasıyla, her şeyle, her yönüyle yaşanılması gereken bir yerdir. Yaşanılarak anlaşılması gereken bir yerdir Karadeniz. Eyvallah. Şimdi bugün Batı Karadeniz'e giriş yapacağız birazdan ve Samsun ayağı. Ben her zaman şunu söylerim, Karadeniz'e önce giden misafirlerin alışması lazım ve Karadeniz'in de onlara alışması lazım ki çok daha rahat bir performans alınabilsin. Yarın da dinlenip bir şekilde inşallah Doğu Karadeniz'e Ordu ayağıyla girmeye başlayacağız. Şimdi bugün ilk Samsun'la başlayacağız. Samsun'la başlayacağız. Bugün Orta Karadeniz ve Karadeniz'in başkenti, bütün Karadeniz, Orta, Doğu ve Batı Karadeniz bölgesinin başkenti diye geçen ve Orta Karadeniz'de yer alan liman şehri olan 750-800 bin nüfus olan ve Karadeniz coğrafyasında da sadece tek organize sanayi bölgesi, tramvayı olan çünkü Canik Dağları'nın uzantısıyla bir art alan teşkil etmiş olan Samsun'a başlayacağız. İnşallah. Samsun'a başlıyoruz. Aynen. Daha konuşacağız Hüsam abi. İnşallah. Allah'ın izniyle bir hafta aynen beraberiz. Yani aynen, değerli izleyicilerimiz bu aynen tur 6 günlük bir tur. 5 gece 6 gündüz. Soluklu, evet 5 gece uzun konaklama soluklu. 6 günlük bir tur. Evet. Ve yaylalarda konaklayacağız bir de. Tabii 3 gecemiz yayla. İnşallah. Aynen. Yani gezeceğiz yani göreceğiz hep birlikte. Şimdi abimizle başlayalım. Mehmet Çelebi, Mehmetliyim. Eyvallah. Mehmet abi maşallah biraz önce Ömer abi, Hüsam abi anlattı. Yani sen de bayağı tura katılmışsın ya. Ben 4 senedir arkadaşlarına gider gelirim. Eyvallah. Çok memnunum. Allah razı olsun. Hizmetleriniz olsun. Yani kendi dışarı şaklaklar yani insanlara hizmetleriniz olsun. O yüzden arkadaşlar bırakamıyoruz. Sen de geziyorsun yani. Ben de geziyorum. Yengeyle evet beraber mi geziyorsun? Evet. Arkamda da yengeyim var. Evet. Sen nasılsın yengeç, iyi misin? İyiyim, maşallah ne güzel ya. Bu biraz da rahat değil mi ya? Evet, evet daha rahat, daha iyi. Evet geziyoruz inşallah. Korumayı atla. Nerelere gittiniz bir anlat bakalım. Nerelere gittiniz? Nereleri gördünüz? Nereye gittim diye tam yalan söylemem. Yani Türkiye'de gezmediğim il kalmadı desem yalan olmaz diyorsun yani. Evet. Efendim? Türkiye dışına nereye gittiniz? Bosna Hersek tarafına gittim, Kıbrıs tarafına gittim. Oo maşallah. Mehmet abim iyi bir gezgindir. Vallahi Mehmet abi benden çok geziyor ya. Tabii. Mehmet abi ben sana taklayayım o zaman. Takla. Beraber gezelim. Ay bir de canı sağ ol. Eyvallah Mehmet abicim teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar. Evet. Ablacığım siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Hamdolsun çok şükür. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Gülşen Baloğlu, ev hanımıyım. Eyvallah. Tura katıldım işte. Büyük heyecanla gidiyorum. Yalnız mı katıldınız? Arkadaşımla. Arkadaşınızla beraber evet katıldınız. Evet. Çok iyi olmuş ya. Evet. Gitmiş miydiniz daha önce Karadeniz'e? İlk defa gidiyorum. İlk defa göreceğiz. İlk defa İnşallah. Biz de beraber hani ekranları da beraber göreceğiz inşallah. İnşallah. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, buradan devam edelim. Abi sen nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Rahat gidiyorsun. Rahatım. Değil mi? Yan tarafta da şey olmayınca, misafir olmayınca. Daha rahat oldu. Daha rahat oldu değil mi? Daha önce gittin mi abi Karadeniz'e? Gittim. Geçen sene beraber gittik. Yine gene beraber gittiniz. Tabii. Peki bu seneyle geçen sene değişmiş mi? Öğrendin mi? Vallahi bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Vallahi Hüsam abi değişti diyor. Yani her yıl diyor farklı bir şey mutlaka üstüne koyuyoruz. Hep farklı bir yerler göstermeye hem çalışıyoruz diyor. Tabii. İsim neydi abi senin? Mehmet Özkan. Mehmet abi. Bir Mehmet abiyle tanıştık. İkinci Mehmet abimizi bulduk. İnşallah üçüncü Mehmet abiyi de buluruz. İnşallah. Peki hayırlı yolculuklar abi. Eyvallah. Abi merhabalar, nasılsınız? Merhaba İsmail Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun çok şükür. Abi isim nedir bir tanışalım. Hüseyin Ali Gülkara. Hüseyin abi. Ne iş yaparız? Emekli memurum. Emekli memursunuz. Çok güzel. Karadeniz'e daha önce gittiniz mi? Herhalde 5. sefere. Öyle mi ya? Maşallah abi ya. Bu 5. Evet. Özlediğiniz için gidiyorsunuz illaki.
Yani korona neticesiyle evde iyice sıkıldık. Dolayısıyla ilk açılan yer neresi dedik, oraya kendimizi attık. İlk açan da güveç olunca evet, hemen yazdırdık kendimizi. Hemen yapıştırdık yani. Çok iyi olmuş, çok iyi olmuş abi ya. Peki hani siz şimdi Karadeniz'i bilen birisi olarak unutamadığınız Karadeniz'de neresi var? Yani hepsi çok güzel de Karadeniz'de özellikle şu çok, yani mümkün değil unutamam orayı dediğiniz bir yer. Valla şimdi o yeni yapılan Ordu'daki, o Boztepe'deki teleferik harika bir şey. Değil mi? Ordu'yu ayaklarınızın Ordu'yu altında. Ordu'yu ayaklarının altında seyrediyorsun. Trabzon, Rize, Ayder Yaylası bir harika olmuş. Evet. Sultan Murat Yaylası dersen keza öyle. Yani yaylalar çok güzel. Eyvallah, gideceğiz yaylalar hep birlikte göreceğiz. Güzel. İnşallah. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi misafirlerimiz var. Hocamız da bizimle beraber. Orada da konuşacağız. Sen çaya mı başlayacaksın? Evet. Bize de var mı çay? Tabii ki. Saygıdeğer misafirlerimize sürekli belli aralıklarla diğer ihtiyaçlarını, sudur, çaydır, kahvedir, kektir, ne gibi ihtiyaçları varsa karşılamaya çalışıyoruz. Ne güzel abi ya. Allah razı olsun. Allah teşekkür ediyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, biz güvenç turizmle bir yolculuğa başladık. Allah razı olsun, davet ettiler. Karadeniz'i aktarmaya çalışacağız. İlk buradan başlayalım dedik. Hani yolculuğumuzu Kırıkkale'ye doğru giderken size otobüsten gelen misafirlerden biraz sohbet edelim, görüntü aktaralım istedik. Evet değerli izleyicilerimiz, Karadeniz turumuzda ilk durağımız Samsun ve Samsun'da Bandırma Gemi Müzesi'nin şu anda müzedeyiz. Burayı gezeceğiz ama tam kapanış zamanına denk geldiğimiz için müzenin içi kapalı, sadece dışarıdan görüntü alabiliyoruz. Tabii ki turumuzdaki misafirlerimiz de fotoğraflar çekiniyorlar, geziyorlar. Biz de onlara eşlik ediyoruz. İlk Karadeniz turumuzun durağı, ilk durağı Samsun. Şimdi sahilde artık liman kenarında diyelim, artık sahil yolunda insanlar, gelen misafirlerimiz geziyorlar. Deniz havasını teneffüs ediyorlar. Mehmet abi ne yaptınız? Şöyle gezdiniz mi? Dolaştınız mı? Girdiniz mi Bandırma? 3-4 sefer girdim, hiç gerek yok. Daha önce girdik, nasıl tabii, gördük tabii. Diyorsun. Gerek yok. Eyvallah Mehmet abi, gezmeye devam. Deniz havasını teneffüs edeceğiz. Şimdi tabii ki hocalarımız, öğretmenlerimiz de var turda. Onlarla da tanışacağız zamanı geldiği zaman. Abi nasılsınız? Merhaba. Evet, teşekkür ederim, sağ olasınız. Abi siz de turdasınız herhalde. Turdayım. Eyvallah. Bir tanıyalım abi seni. Konya Taşkent Balcılar'dan Ali Kahraman. Eyvallah Ali abi. İlçe milletimde çalışıyorum. İşte eğitim bir seninle birlikte şirketimiz düzenlediği tura geldik. Şu ana kadar memnunuz. Çok bir sıkıntı yok. İnşallah devamı da iyi gelir. Siz değil mi abi? Sizinle görüşmeliyiz. İki numaradayız. İki numaradasınız. Evet. Deniz güzel. İnşallah değişik yerler görmeyi temenni ediyoruz. İnşallah. İlk defa mı çıktın dışarı? İlk defa. Karadeniz turuna ilk defa çıktık. Peki daha önce bir yerlere gittin mi? Gittik. Umre'ye gittik. Umre'ye gittik. İşte şu Alanya taraflarına, işte deniz sahillerini öyle dolaştınız. Evet. Şimdi Karadeniz'e ilk defa geldiniz. Evet. Sizin için bir ilk olacak. İnşallah güzel yerler göreceğiz. İnşallah. Temenni ediyoruz. Biz Karadeniz'e geldik ama yaylalarına çıkmadık abi. Evet. Hani yaylalarına inşallah çıkınca oranın o doğa güzelliğini, o doğal havayı teneffüs edeceğiz inşallah beraber. İnşallah beraber teneffüs edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Peki, teşekkür size de ediyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür görüşürüz. Sağ olasınız. İyi geziler diyelim. Şimdi deniz kenarında gördüğünüz gibi turdaki misafirlerimiz dolaştılar. Şöyle bir temiz havayı teneffüs ettiler. Deniz havasını teneffüs ettiler. Sonrasında tekrar otobüslere gideceğiz değil mi abi? Evet, zaman abi. Doluyor mu? Baktın mı saate? Yok. Kaç dakika var? 5 dakika var. 5 dakika var. Acele et. Hadi gidelim. Hadi yürü. Sardı dedikodumuz, sardı dedikodumuz. Arhamiyi kopayı, arhamiyi kopayı. Biz sevda ettik diye, biz sevda ettik diye. Kıyamet mi kopayı, kıyamet mi kopayı. Müzik
Karadeniz turumuz devam ediyor. İlk olarak Samsun'a başlamıştık. Samsun'da ilk olarak Bandırma Müzesi, Bandırma Gemi Müzesi'yi gördük. Sonrasında ilk adımı gördük. İşte oradaki iskeleyi gezdik. Şimdi de bugün ikinci günümüz. Zaten dün akşam üzeri, ikinin üzeri gelmiştik Karadeniz'e, ilk Samsun'a. Kısa bir tur yaptık ilk gün. İkinci gün, yani bugün ikinci gündeyiz. Ve sabah erkenden gene otelimizden çıktık. Otobüste yerlerimizi aldık. Ve sonrasında da Ordu'ya geldik. Ordu'dayız. Altınordu'da. Boztepe'deyiz. Buraya gelenler biliyordur mutlaka, gelmiş olanlar teleferiye mutlaka binmişlerdir ama şu anda hani pandemi dönemiyle teleferikler çalışıyor fakat deneme yapıyorlar. Mesela şu an durdu. Zaman zaman bir çalıştırıyorlar. Biz çalıştığını gördük biraz önce ama dediğim gibi bu süreçte hatta buradaki alışveriş yapılan yerler, küçük küçük dükkanlar da kapalı. Neden şu anda? Çünkü Konya'da ilk söylemiştik ya, hani şu anda Konya'da, Anadolu'da ilk tura çıkan tur bizim, güvenç turla, Karadeniz turuna ilk biz çıktığımız için şu anda zaten dükkanlar da kapalı. Neden? Tur alınmıyor. Yani turizm daha tam anlamıyla açılmadı. Fakat biz gene bir ilki başararak İsmailce bölümümüzde, İsmailce programımızda, Karadeniz bölümümüzde bu güzellikleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Biz ekiple gezmeye devam edeceğiz. Efendime söyleyeyim, muhabbete, sohbete devam edeceğiz. Yeşilin her tonunu Karadeniz'de biz izleyeceğiz, sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, şimdi Boztepe'de tabii geziyoruz ama aynı zamanda misafirlerimiz var, tanışmadıklarımız var. Otobüste mesela muhabbete devam ettireceklerimiz, abilerimiz vardı. Şimdi hocam mesela biz kul makastaydı değil mi? Bir muhabbet etmiştik aslında. Evet. Şimdi hocam Karadeniz'deyiz. Daha önce gelmiştiniz buralara. Evet. Yani buraları anlatacak olursak nasıl anlatırız izleyicilerimize? Burası görülmeye değer. Fatih Sultan Mehmet Han Amasra için Çeşni Cihan demişti. Yani cihanın gözü diye. Biz de diyoruz ki Anadolu'nun gözü, Çeşmi Cihanı Karadeniz'dir. Dağla denizin birleştiği bir yerdir. Ovası olmayan bir yer. Bir tarafı yemyeşil, bir tarafı da denizle masmavi olan bir tabiatımız. Anadolu'muzun en güzel yerleri. Evet. Ormanıyla da meşhurdur. Karadeniz'de Karadeniz denmesi de sürekli yağmurlu olduğu için gökteki bulutların denize yansımasıyla deniz siyah görünmüştür. Aslında deniz siyah değil, mavidir ama burası sürekli bulutlu olduğu için o bulutların denize aksetmesiyle deniz kara göründüğünden Karadeniz diyoruz. Aslında evet. Karadeniz değil, mavidir denizimizin rengi. Şimdi hocam evet. Tanışalım da bu arada. Biz tabii, benim ismim Mehmet Sinmez. Ben İskenderun Demir-Çelik Fabrikalarından emekliyim. Konya'ya yerleştim. Artık Konyalı sayılıyoruz. Oralıyız. Yani orada uzun zamandır kaldık. Konya'dasınız. 20 sene oldu. 20 senedir Konya'dayım. Emekli olduktan sonra geldim, yerleştim. Çocuklarım da Konya'dalar. Siz bayağı tura katıldınız değil mi? Evet. Çocuklarımdan biri de Konya'dan evli zaten. Onun için bir dışarıda sordukları zaman, bu samimiyetten dolayı öyle söylüyorum. Dışarıda sordukları zaman neresin? Konyalıyım diyor. Konyalıyım. Neresindensin diyor. Meram'danım diyor. Çünkü evim Meram'da. Evim Meram'da. Çolak Hoca Camii'ne yakın. Öyle söyleyince tarif ediliyor. Başka türlü olmuyor. Torunlarımı gezdiriyorum. Torunumun birini geçen sene getirdim buraya, gezdirdim. Şimdi torunları bir alalım mı hacı abi? Şimdi. Torunları bir alalım önce. Gelin bakalım. Şimdi böyle bir dedeye sahip olduğunuz için bence çok şanslısınız. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de öyle düşünüyorum yani. Normalde gezemezdim herhalde. Dedem sağ olsun. Dede sayesinde. Evet. Evet, bir tanışalım o zaman ya. Tamam, ben İbrahim. Ha, İbrahim. Kaça gidiyorsun İbrahim? Ben 10. sınıfa. 10. sınıfa okul gidiyorsun. Mahmut Sami Ramazanoğlu. Oo, çok güzel bir okul biliyor musun? Evet. Ben biliyorum orayı. Hakikaten çok özel öğrencileri var. Aynı zamanda özel hocaları var. Evet, öyle. Güzel bir okuldasın. Evet, seni tanıyalım. Ben Zeynep Ebrar. Ahmet Azim Uşağı'nda okuyorum. 8. sınıfa geçtim. 8. sınıf. Bu şekilde. Şimdi yeni geçtin artık haliyle. Evet. Yani okul kapandı. Virüs nedeniyle. Şimdi önümüzdeki sene artık sen şeye hazırlanacaksın. Evet, LGS'ye. Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Evet. Ben Elif İrem.
Mehmet Katırcı'ya gidiyorum. 6. sınıftayım. 6. sınıftasın? Evet. Çok güzel. Şimdi dedenize bence bir teşekkür et, yani teşekkür etmeniz lazım diye düşünüyorum. Bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum. Sizi buralara kadar getirmiş. Gelin şöyle. Dedeye bir teşekkür edin bence ya. Bence de. Teşekkür ederiz dede. Getirdiğin için. Gezdirdiğin için. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sevda etme, girsin yarın dibine. Yakından seven yarım, gelsin girsin koynuma. Kar yağar sinesine, yarın elbisesine. Eski yarın ömrini ver Allah yenisine. Ah ah koy sevduğum başını omuzuma. Olmasa deme zuk, deneme duk boşuna. Gözle şelale olmuş akar akar durulmaz. İnsan bir yürekten iki defa vurulmaz. Gözle şelale olmuş akar akar durulmaz. İnsan bir yürekten iki defa vurulmaz. Evet değerli izleyicilerimiz, Karadeniz'de gezimiz devam ediyor. Değerli rehberimiz, abimiz Usam abiyle beraberiz ve şu anda Trebol'dayız. Evet, Giresun'a bağlı. Aynen, Giresun'a bağlı. Çok güzel bir ilçesi, Giresun'un Trebol'u ilçesindeyiz. Şimdi bir genel toparlayıcı konuşacak olursak abi, bugün yani dün biz Samsun'a indik. Evet. Samsun'da Bandırma'yı, ilk adımı, işte iskeleyi gördük. Evet, onu tütün iskelesini gördük. Oralara bir şöyle bir ufaktan bir ilk günü istinaden bir gezdik. Tabii ki. Bugün şeyde Ordu'yla başladık. Tabii Ordu'yla Ordu'da, başladık. Boztepe'ye çıktık. Karadeniz sahil şeridinde bütün illerin bir Boztepe'si var ama en güzeli Ordu'nunkidir. 700 metre rakımda deniz seviyesi. Biz 500'üne kadar çıktık. Muhteşem bir deniz. Canik Dağları'nın manzarasına ve şehir manzarası. Tipik bir Karadeniz manzarasına sahip olduk. Yani Karadeniz'e geldiğimizi hissettik. İyiden iyiye hissettik. Hele hele şimdi artık çay zaten Karadeniz'in vazgeçilmesidir İsmail Bey. Ve çayla da zaten görünce, kokusunu alınca, değil mi? O çay kokusunu alınca kesinlikle damarlarımıza kadar hissetmeye başladık. Aynen öyle. Şimdi burada çayı göreceğiz. Çay fabrikasındayız. Taze taze, canlı canlı, tam da sezonuna geldik. Aynen. Tam sezonlar. Şu anda insanlar hatta tarladalar. Sezonu. Tabii tabii. En güzel sezonu. Çay senede 3 sefer bir kesim alınır, hasat alınıyor. 5. ay, 7. ay ve 9. ayda kesim yapılıyor. Aynı bitkiyi 40 yıl, 45 yıl ürün verebiliyor. Ama bunun en güzeli 9. aydan sonra çay bitkisi çalılık bir bitkidir ve kendini dinlenmeye alıyor. 5. aydaki ilk kesimin tadı, aroması, lezzeti bambaşka oluyor. Bambaşka. Onun için de genellikle hep duyarız, okuruz çay şeylerin üzerlerinde. İlk kesim çayı, ilk hasat, ilk harman dediğimiz çay bu çaydır aslında, bu aynen kesimdir. Şimdi bu bayağı bir işlemden geçiyor. Biraz sonra üretim müdürümüzle de konuşuruz. Aynen. Çay öyle çabuk kolay elimize ulaşmıyor. Kesinlikle. Yani bilenler tabii ki bilir ama bilmeyenler çayın nasıl meydana geldiğini hep birlikte birazdan detaylı şekilde üretim müdürümüzden alacağız. Kesinlikle. Şimdi Usam abi biz buradan sonra Trebol'dan sonra nereye gideceğiz? Şimdi Trebol'dan sonra Giresun şehir merkezini geçerek zaten Trebol'ye geldik ve direkt Trabzon sınırlarının, il sınırlarının yakın yakınlarındayız. Ve Trabzon il sınırlarına gireceğiz. Trabzon il sınırlarında da direkt Akçaabat bundan sonraki konaklamamız. Ve malum dünyaca ünlü Akçaabat köftesinin tadına bakıp Akçaabat'ı da bir teneffüs edip bir bakacağız. Sonrası ise Trabzon çevre yolundan Trabzon'a dönüşle uğrayacağız programımız gereği. Direkt Sümela, Maçka, Altındere Vadisi'ne gireceğiz. Yani şöyle Zigana Vadisi çok meşhur olan, herkesin duyduğu ve Karadeniz'de olmazsa olmaz yeşilin binbir türkülere konu olmuş. Aynen aynen, türkülere konu olmuş, yeşilin binbir tonuna sahip iklimin belki kilometrelerde değiştiği, yağmurun, güneşin, bulutların
değiştiği bir noktaya gideceğiz. Maçka. Maçka'dan da Altındere Vadisi, oradan da ufak arabalara binip Sümele'ye tırmanacağız. Tırmanacağız. Evet. Yani bugün zorlu bir gün bizim için. Aynen, zorlu, bayağı zevkli, heyecanlı bir gün. Peki yani konaklamayı nerede yapacağız? Konaklamayı da bugün Zigana Yaylası'nda, Zigana Geçidi'ne, yani Karadağ, Zigana Dağı, Zigana Dağı'nın bir tarafı Gümüşhane, bir tarafı Trabzon. Biz Trabzon tarafı zirveye çok yakın bir nokta, 1800-1820 rakımlara çıkacağız. Ve orada Zigana Yaylası'nda, Zigana Tatil Köyü'nde, bungalov evlerde Karadeniz'de bir konaklama yapacağız. Tatlı evlerde, evet. Çok güzel bir gezi. Zaten hani en baştan beri söylüyoruz. Evet, evet. Çok harika bir gezi oluyor. Daha yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Yeni yani enerjiyi yavaş yavaş topluyoruz. Aynen. Şimdi bir nevi. Akçabat köftelerini yiyerek de biraz performans arttıracağız. Tabii, bir de performans arttıracağız. Akçabat köfte yiyeceğiz. Aynen. Biz güç alacağız. Aynen öyle. Dağa tırmanacağız. Yani şöyle baktığımız zaman abi, ilk mesela hani Ordu'da gördük ama oralar kapalı. Mekanlar kapalı. Biz ilk olunca rahat rahat çıktık, aynen, rahat rahat gezdik. Aynen, kesinlikle. Şimdi de aynı yollar kesinlikle. Biraz hani yazdan dolayı biraz bir kalabalık var ama evet. Tur şeyleri yok. Hani yok, tur otobüsleri aynen, yok. Aynen. Tur otobüsleri yok. Gideceğimiz yerlere de öyle olacak kesinlikle. Büyük ihtimalle. Ön aldığımız bilgiye göre ilk tur giden biziz şu anda. Hatta Karadeniz'e Giresun Valiliği dönüşte karşılayacağını söyledi. Ekibimize bir plaket vereceğini söyledi. Aynen, Rize Kültür Turizm Müdürlüğü bir karşılama yapacak bizim için. Onlarla görüştük. Çünkü ilk turu biziz. Bunun büyük bir avantajı var. Çok da şükür en azından grubumuz kendine ait, kendine has. Aynen, biz de valla gurur duyduk abi. Hani bir ilkin aynen. içerisindeyiz. Kesinlikle, pandemi döneminden sonra. Büyük bir şans. Başlangıç. Başlangıç ve şanslı gruba katılanlar ve gezi yapanlar için. Çünkü özel buralarda çok kalabalık olunca o zevki, o verimi alamıyorduk biz. Aynen öyle, aynen öyle, ama şu an çok harika oldu aynen, diye düşünüyorum. Aynen. İnşallah kesinlikle. Çok güzel bir gezi. Şansın, bu sizin şansınız. Aynen, bizim şansımız aynen, diyelim. İsmail'e şansı. Aynen abi. Güzel bir gezi bekliyor bizi. Hani gün, Allah izin verirse hani 4-5 gün buradayız. Kesinlikle. Ve 4-5 gün dolu dolu İsmailci Karadeniz turu. Kesinlikle yeni başlıyor. Daha yeni başlıyor. Daha yeni başlıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Aynen. Yo. Aynen. Artık çay fabrikasındayız dedik. Üretim müdürümüzü yanımıza aldık. Üretim müdürümüz biraz önce gelen misafirlerimize gerekli bilgileri verdi. Lakin biz hani birebir konuşalım ve birebir daha artık işin özünü anlayalım istedik. Çünkü size soracağımız birkaç soru var bizim. Özelden de soracağımız sorular var. Şimdi Ayşe Hanım, önce sizi tanımakla başlayalım. Ayşe Hanım kimdir, nerelidir? Aslen buralıyım. Tireboluyum. Anne baba buralı. Hı-hı. Gıda mühendisiyim. 2 yıldır burada görev yapmaktayım. Kalite kontrol müdürü olarak görev yapmaktayım. Bu şekilde. Yani. Çok güzel. Şimdi Ayşe Hanım, çay denilince aklına tabii ki Karadeniz geliyor. Evet. Karadeniz'in güzel çaylarından biz memleketimizde içiyoruz. Hani herkes farklı farklı çaylara tabii ki yöneliyor. Onların herkesin farklı bir damak tadı var diyelim. Evet. Bunu yani biz çayın özelliğini ya da çayın güzelliğini içtiğimiz zaman nasıl anlayacağız? Ya da hangi çay nasıl olur? Bunlardan bize, bunlarla ilgili bize yani, bilgi verir misiniz? Şöyle bir şey, dediğiniz gibi kalite olarak her insanın farklı damak zevki olduğu için onu tutturması gerçekten çok zordur. Ama şöyle bir baktığınızda görüntü olarak iyi bir kalitede çay aldım demek istiyorsanız içerisinde ham selüloz kısmı çok fazla olmayacak. O sapsa odunsa eskiden misafir geldi diye çıkardı bardağın üzerine, onlar çok fazla olmayacak. Görünüş olarak koyu kahverengi, siyaha yakın bir görüntüde olacak, temiz bir görüntüde olacak ve çok ince partiküllü toz halinde değil de biraz daha ince kıyılmış yapraksı kısmında bir şekilde olursa demlendiğinde de iyi bir dem rengini veriyorsa iyi bir kalitede çayı aldınız demektir aslında. Yani üretim aşamaları çok önemli bu noktada. Belli bir prosesler vardır. Biraz önce de anlattığım gibi işte soldurmadan tutun da fırınlama, tasnife kadar olan tüm süreçte o süre ve dakikaları iyi bir şekilde ayarlayıp iyi bir şekilde tek kalitede üretim yaparsanız aslında iyi bir kalitede çay elde etmiş oluyorsunuz. Peki size çok özel bir soru. Şimdi herkes çay demliyor. Evde herkesin çay, mesela bizim Mustafa abimiz var. Konya FM Genel Müdürü. Evet. Mustafa Boydak mesela çaysız yapamaz. Evet. Şimdi biz de çaysız yapamayız. Çayı herkes çok var, seviyor. Çayın güzel demlenmesi. Tamam, çay tamam farklı. Her farklı her markada çay var. Herkes farklı farklı demliyor ama mesela çayın demini alması için mesela soğuk demleyen var.
İşte efendim sıcak suyun üzerine. Aynen öyle. Yani evlerde genelde şu şekilde yapılıyor. Benim kendi ailem bile. Yani siz nasıl demliyorsunuz? Öyle demlerdi eskiden. İşte bilinen yanlış, işte çelik demlik kullanırlar. Kireçli su kullanırlar ve önce çayı koyup üzerinde sıcak suyu güzelce gezdirerek demleme yaparlar. Evet. Hatta o bir an önce çöksün diye kaşıkla karıştırma işlemi yaparlar. Bunlar tamamen yanlış yöntemler. Öncelikle bakır, porselen veya cam üçünü tercih etmeniz gerekiyor demlik olarak, çeşit olarak. Hani alt kısmı değil de üst demlik kısmı olarak. Hı hı. Ardından suyunuz kireçsiz olsun mümkün olduğu kadar. Demlerken de üst kısmına öncelikle suyu koyacaksınız. Ardından üzerine çayınızı ilave edip 15-20 dakika kısık ateşte kendiliğinden çökmesini bekliyorsunuz. Dediğiniz gibi soğuk demleme yöntemi de var. O da çok güzel bir yöntemdir. İşte soğuk suyu koyup biraz daha uzun süre zaman zarfı evet. oluyor ama çok lezzetli bir çay elde edebilirsiniz aslında. Amacımız şu, çayın aromasını o uçuşan aroma toz gibi evet. Uçan madde şey nasıl söyleyeyim? O aromasını buharla birlikte kaçırmamak yani birden maruz bırakıp o yüzden yavaşça bırakırsanız suyun üzerine tozu da çayı da havadan dökmeyelim. Dökmeyin. Evet. Aynen öyle. Yani daha çayı alır almaz daha yakın mesafeden suyun üzerine bırakırsak evet. o aromayı kaybetmemiş olur. Buharla birlikte uçucu maddeler kaçmamış olur yani. Şimdi bir yaprak görüyoruz şu anda Ayşe Hanım. Evet. Hani çay değil mi bu? Evet çay. Yani şöyle özür dilerim şunu almak istiyorum. Hani şöyle konuşalım istiyorum. Şimdi bu çay nasıl bizim evlerimize ulaşıyor? Bu çay 5 aşamada evlerinize ulaşıyor. Evet. İlk aşama soldurma dediğimiz işlemdir. Hı hı. Bu çayın %75-80 oranındaki nem değerine sahiptir şu anda bu haliyle. Hı hı. Bunu sıcak hava uygulaması verip traflar üzerine serip bir 50-55'lere kadar düşürüp kıvırma işlemine hazırlık yapıyoruz soldurarak çayı. Yani bu yaprak biraz daha eğilebilir, bükülebilir bir hale aldığında artık solmuş diyebiliriz. Sonrasında ikinci aşamada kıvırma yapılır. Kıvırma dediğimiz işlem de çayın parçalayıp bölünerek hücre öz suyunun yaprak yüzeyine yayılmasını sağlıyoruz ki oksidasyon işlemine hazırlıktır aslında bu kıvırma işlemi. Kıvrılan çaylarımızı sonrasında oksidasyona alırız. Oksidasyon çayın renginin, tadının, aromasının, o acılığının burukluğunu yani kendine has bütün o lezzet değerlerinin, kalite değerlerinin oluştuğu yerdir. Önemli bir noktadır. Burada çayları yine bir oksidasyon bantları, traplar üzerine sereriz. Bir hava uygulaması veririz. Çayın aromasının oluşmasını sağlarız. Onu da çayın içerisinde bulunan polifenol oksidaz enzimleri var. Bu enzimler havayla bir reaksiyon gösteriyor. Bunun sonucunda bu kalite değerleri oluşuyor. Sonrasında artık dördüncü aşamada kurutma işlemi yapılır. Fırınlarda 110 derece bir giriş sıcaklığı, 50-55 derecede çıkış sıcaklığı olan raf sistemi bulunuyor zaten fırınların içerisinde. Burada kademeli olarak yavaş yavaş kurutma işlemini yaparız. Nem değerimiz ilk başta 75-80'di ya, burada kurutmayla birlikte %2'lere 4'lere kadar düşürüyoruz. Hem raf ömrünü uzatmak, iyi bir şekilde depolayabilmek hem de o enzim aktivitesi dediğim aktiviteyi inaktif hale getirmektir aslında kurutmayla birlikte. Artık kurutulan çaylarımızı da son aşamada tasniften geçiririz. Elek dediğimiz kısım. Farklı mikron aralıklarına sahip elekler bulunuyor. Kalite, boyut ve nevilerine göre aslında çaylar burada birbirlerinden ayrılıyor. Ayşe Hanım şimdi son olarak bir soru daha soracağım. Biraz önce gene anlattığınız yerden soracağım. Hani bildiğiniz yerden soracağım. Evet. Bu bölgenin çayının özellikle daha iyi olduğundan bahsettiniz. Evet. Hani temiz olduğundan, havanın temiz olduğundan bahsettiniz. Evet. Bunu bir açıklar mısınız? Tirebolu bölgesindeki çaylar daha genç yapıdadır. Yani Rize tarafı kadar bir atıyorum 70-80 yıllık bir geçmişe sahip değildir. Hem tazedir, hem körpedir, hem de yüksek kesimlerde yetiştiği için şehir içerisinde bulamazsınız. O yüzden o şehir içindeki kirliliklerin hiçbirine maruz kalmaz ve yüksek irtifada da yetiştiği için aslında daha yoğun aromalı bir çaydır diyebiliriz. Tirebolu çayını özel kılan etmenlerden bir tanesi. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgilerden ötürü hakikaten çok bilgilendirici ve hani insanların merak ettiği soruları bir nevi biz burada yöneltmeye çalıştık. Evet. İnşallah faydalı olmuşuzdur diye temenni ediyoruz. Ayşe Hanım çok teşekkür ederiz.
Karadeniz turumuz devam ediyor. Şimdi bir mola zamanı dedik ve bir mola verdik. Mola öğle yemeği molasıydı. Molamızı biz Akçaabat'ta, Horon'da, artık reklamını da yapalım değil mi Yusuf abi? Horon'da mola verdik. Akçaabat köftesini burada ikram ettiler bize, sağ olsunlar. Şu anda da hani şirketimizin sahibi diyebileceğimiz Yusuf abimiz yanımızda. Yusuf abi nasılsın? Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Trabzon'umuza, Akçaabat'ımıza. Eyvallah. Abi hava güzeldi, bir anda bozdu. Yani Karadeniz'in evet, burası meşhur Karadeniz'in, özelliği. Evet, maalesef dağın bir tarafında yağmur yağarken öteki tarafında güneş vurabilir. Güneş olabiliyor. Sis kapatabilir, yolunuzu kaybedersiniz. Dikkat edin. Öyle mi? Sis de olabilir yani. Evet, tabii ki dikkat edin. Şimdi Yusuf abi, elinize sağlık. Çok güzel teşekkür bir köfte ederim, ikram ettiniz. Hani bizim meşhur Antalya'da falan da var bu hani köfteden. Akçaabat denilince akla köfte geliyor abi. Evet. Hani Akçaabat'ın başka bir özelliği yok mu da köfte deniliyor sürekli abi? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, sizin de söylediğiniz gibi işte Antalya, ora bura, Türkiye'nin her yerinin kendine göre bir özelliği var. Oranın kendine göre bir meşhur yemeği var, buranın da. Buranın da köftesinin meşhur olmasının sebebi haliyle sizin de gelip gezip görmek istediğiniz gibi doğal güzellikleri var. Ve bu doğal güzellikler içerisinde otlayan hayvanlarımızın dağdaki otunun verdiği lezzeti etine yansımasından dolayı Akçaabat köftesinin lezzeti ön plana çıkıyor. Bu en büyük unsurumuz. Tabii geçmişten gele bir alışkanlık bu. Yani atalarımızdan geliyor. Tabii yani. Tabii. Ondan dolayı bizim Karadeniz bölgesinin özelliği diyelim. Biraz da el emeği, işte sevgi katmakla beraber daha lezzetli oluyor. Sizin görüp yediğiniz gibi efendim. Aynen öyle. Yani tadına baktığımız gibi hakikaten Akçaabat köfte farklı. Hani her yerin bir farklı damak tadı var. Tabii ki. Her yerin farklı bir kültürü var. Akçaabat'ın da tabii ki köftesi meşhur. Tabii. Ve insanlar Akçaabat'a geldiği zaman ya da buradan geçeceği zaman birileri mesela bizim çok değerli bir hocamız var. Mehmet Toker hocamız. Evet. Hem abimizdir hem hocamızdır. Evet. Sürekli görüşürüz ve her zaman şunu söyler. İsmail, nereye gidiyorsun? Örnek veriyorum, işte Amasya'ya gidiyorum, Trabzon'a gidiyorum, şuraya gidiyorum. O da hani işi gereği kendisi vaizdir. İşi gereği böyle birçok beldede, birçok ilde bulunmuş. Hatta yurt dışında bulunmuş. Gittiği yerlerden söyler gördüğünü. İsmail, Akçaabat'a gittiysen eyvallah, köftesini yiyeceksin. Ama tabii şimdi güzel abim, Konya'ya gelince ne olacak etli abi? Ekmek yiyeceksiniz. Aynen öyle, et ekmeği yiyeceksiniz. Buraya gelince de köfte yiyeceksiniz. Çünkü her taş kendi yerinde ağırdır. Aynen öyle. Tabii ki öyle. Siz Konya'dan Trabzon'a gelip etli ekmek istediğinizde beğenmeseniz yani, derim ki burası Konya değil abim. Değil mi? Trabzon'a gidip bir baklı kebir ekmeği alacaksın. Tabii tabii, işte buranın pidesidir, köftesidir, işte değişik lezzetlerini her gittiğiniz yörenin özel lezzetini orada tattığınız aynen takdirde öyle, lezzetine varabilirsiniz. Markamız Horon ya. Evet. Abi şimdi Horon'un hani o Horon'u görmemiz lazım. Tabii ki efendim. Nasıl göreceğiz abi? Biz bunu ileriki planlarımızda düşünüyorduk. Bu yazın yapmayı düşünüyoruz. İnşallah eğer her şey normal olursa tamam, haliyle Horon ekibiyle gelen arkadaşları karşılamayı düşünüyoruz. Tabii tek tek sen değil. Sen Horon biliyor musun abi? Ben yurt dışında yaşadım uzun süreden dolayı biraz asimile oldum, kusura bakmayın. Yusuf abimiz de var da 22 sene Moskova'da kalmış. Evet, şimdi kemence çalınca bacaklarımız böyle değil hareket mi ediyorsa demek ki içimizde yine hala daha duruyor. Abi hakikaten her yerde farklı ya. Mesela Konya'da oyun havası çaldığı zaman insanlar duramaz. Burada hakeza senin dediğin gibi bir kemençe çalarsa evet, insanlar duramaz. Bunu ben bizzat İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da bir kemençeye başladı. Karadenizler toplandı tabii ki, abi. Tabii ki. Türkiye'mizin de güzelliği bu. Her insanın, her yörenin kendine göre olan özellikleri insanların içine tamamıyla işlemiş. Ve söküp atamazsınız. Zaten birlik beraberlik içinde aynen yaşamamızın sebebi de o zaten. Kesinlikle. Ondan dolayı böyle aynı devam. İşte Karadeniz insanı da İç Anadolu insanı. Ya bütün ülkemizin her yeri bambaşka. Tamam. Ayrı bir güzellikte ama hani böyle bu tip yerlerde insanlar daha sevecen, daha böyle içten, daha samimi. Hani bunları görünce insan daha bir şevkleniyor. Tabii ki. Muhabbet, sohbet tabii etmek ki için arzu, hani sürekli bir muhabbet etme arzusu doğuyor. Haliyle bütün fıkraları bizim temelin üzerine yıktığınız gibi değil mi? Evet. İyi değil olursa mi? Başka biri, kötü olursa temel yok değil mi? Ya, aynen öyle. Kötü değil canım, olur mu yani? Son bir uyarı yapayım. Konya'dan tabii gelen arkadaşlara olsun. İç Anadolu'da tamam, deniz olmadığından dolayı arkadaşlarımız geldiğinde birkaç defa bu kazaları yakaladık. Şöyle söyleyeyim. Deniz kenarındaki taşların yosunlu olmasından dolayı arkadaşlar günlük gülistanlık zannedip üzerlerine çıkıyor. Lütfen geldiğinizde buna biraz dikkat edin. Dikkat edin. Yani yosuna basıp da kayıp düşmeyin evet, diyorsun. Evet, bu vakaları yaşadığımızdan dolayı küçük bir küçük bir uyarıydı. Olması. Küçük evet, bir uyarıyı da verdik. Yusuf abiye teşekkür ediyoruz. Karadeniz turuna devam ediyoruz.
duramadım. Yüreğim o derdini yadre bir duramadım. Yüreğim o derdini da yadre bir duramadım. Yüreğim o derdini yadre bir duramadım. Yüreğim o derdini da yadre bir duramadım. Evet, değerli izleyicilerimiz, Trabzon'un göz bebeği, Maçka'nın hemen üst tarafında artık Sümela'ya ulaştık. Şu anda restorasyon olduğu için zaten içeriye ziyaretçi kabul etmiyorlar. Ondan dolayı biz sadece yukarıya çıkılacak olan bölümü görebiliyoruz. Aşağı taraftan da şu anda ekranlarınızda siz görebiliyorsunuz. Daha net, daha güzel bir görüntü aktarabileceğiz size. Şimdi yanımda iki tane değerli hocam var. Biri tur rehberimiz, diğeri hocamız. Hem turun içinde hem de tarihçi hocamız. Şimdi Hüseyin hocam, Sümela'dan bahsedelim biraz. Sümela Manastırı, buradaki öğretmenlerin anlattıklarına göre işte buradaki tane rahip zamanla buluşmuşlar, burayı inşa etmişler. Benim bir duyuşum da buranın halkını, buradaki rahipleri çok güvenilir olduklarından bir yere gideceklerini, eşyalarını buraya emanet edip geldiklerinde tekrar emanetlerini aldıklarını da işitmiştim. Hocam teşekkür ediyorum. Aykut hocam, seni şöyle alayım. Şimdi Aykut hocam, seninle tanışmadım. Hem bir tanışalım, evet. Aynı zamanda güvenç turun tur rehberi. Tur rehberliğini yapmak. Ben ismim Aykut Yıldırım, tur rehberiyim. 10 yıldır aşağı yukarı bu mesleği icra etmekteyim. Güvenç turlarında sık sık bu sezonlarda Karadeniz, Doğu Karadeniz turları yapmaktayız. Bugün de az önce sizin ifade ettiğiniz gibi Karadeniz'in göz bebeği olan, bu bölgenin en nadide eserlerinden biri olan Sümela Manastırı'na geldik. Hocamız da tabii çekirler onlar ya. Gelirken misafirlerimizi bilgilendirmeye çalıştık. Şu anda dış avlu kısmındayız. Aşağıdan gelirken dış cephesinden gördük, görüntü alabildik. Hava da açık oldu. Gerçekten şanslıydı. Genelde sisli puslu oldu. Peki görüntü alamayız. Aşağıdan görünmez. Bu kısımdan aslında dış cephesi gözükmüyor. İç avluya çıkan kısmı hemen şu merdivenlerde küçük bir tünel vasıtasıyla teras kısmına çıkıyorum. Dünyanın en eski manastırlarından birisi. İlk hali mağara şeklinde. Şu anda mağara şeklini göremiyoruz. İki tane rahip Aziz tarafından burası bulunuyor. Rüyalarına Hazreti Meryem geliyor. Benim evimi burada inşa ediliyor. İlk yapılış tarihi milattan sonra 1995. Ama asırlar içerisinde büyük hale geliyor. Asırlar içerisinde son halini Osmanlı döneminde alıyor. Ama buraya esas yapıları kazandıran Trabzon Komnenoslarıdır. Yani Trabzon Moğol İmparatorluğu döneminde de burası oldukça büyümüştür. Burası rahiplerin ibadet ettikleri yer, ilim irfanla uğraştıkları yer, inzivaya çekildikleri yer, eğitim aldıkları, öğrenci yetiştirdikleri bir yer burası. Dediğim gibi çok büyük bir yer aynı çok zamanda. Çok büyük bir manastır, büyük bir eğitim kurumu. Evet. Hristiyanlık, Ortodoks mezhebi açısından bu bölgede gerçekten büyük bir eğitim kurumu. İnsanlardan, halktan uzak, yalıtılmış, tecrit edilmiş bir yer. Manastırların mantığı zaten odur. Halktan tecrit edilmiş olması lazım. Yüksek yerlere yapılmış olması lazım. En son Osmanlı'ya kadar devam etmiş. Osmanlı döneminde de buraya yapılar ekleniyor. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in 1461 senesinde Trabzon'u fethettiği vakit buraya has fermanlar yayılıyor. Buraya özel imtiyazlar tanıyor. Burası vergide muaf tutuluyor. Yavuz Sultan Selim'in şehzadeliği Trabzon'da geçmekte. Trabzon'da Sancak Beyliği görevini yürütmekte. Trabzon'da şehzadeyken bu bölgeyi ziyaret ediyor, manastırı ziyaret ediyor, buraya bir kütüphane yaptırıyor, kitaplar hediye ediyor. Hatta 3 kodlu altın bir şamdan hediye ediyor buraya, bu manastıra. Osmanlı döneminde bile burası özel ihtiyacı bir yerdir. 1923 nüfus mübadelesiyle birlikte bu bölgeden Rumlar artık Yunanistan coğrafyasına göç ettirildiği vakit burası ibadete kapanıyor. Ve buradaki din adamları da götürebildikleri kadar eşyaları, kutsal objeleri Yunanistan'a götürüyorlar. Götüremediklerini buradaki çevre manastırlara emanet ediyorlar. Bazı yerlere
saklıyorlar, muhafaza ediyorlar 1931 senesinde. Buraya Yunanistan'dan bir heyet geliyor, bizim hizmetimizle izin alıyor ve geriye kalan kutsal emanetlerini, objelerini Yunanistan'a geri götürüyor. Ne kadar güzel anlattın hocam. Şimdi bak, çok güzel bir şey söyledim. Yani aslında yeri gelmişken ben bunu hani bizim kanayan yaramız olduğu için söylemek istiyorum. Tabii. Yani biz başka dine mensup insanlara, insanlık için, yani bizim atalarımız, dedelerimiz, Fatih gibi, işte efendim söyleyeyim, Yavuz Sultan Selim gibi, bizim büyüklerimiz, padişahlarımız, sultanlarımız, onların dini inanışına çok güzel bir şekilde karşılık vermişler. Evet. Hani herkesin inanışına saygımız var demiş. Ama şu an dünya genelinde hala Müslümanlara karşı bir şey var. Evet, maalesef bir tahammülsüzlük var. Aynen tahammülsüzlük öyle. Var. Ecdadımız onu hoşgörü kavramını ciddi bir şekilde dünyaya göstermiştir, kesinlikle, hakkını vermiştir. Kesinlikle. Biz de sadece insanlık adına herkesin dini inanışına saygı göstermeliyiz. Burada devam etmemiz lazım. Kesinlikle. Onların ibadethaneleri değil diyerekten tahrip etmemişiz, muhafaza etmişiz ve dünya insanlığına kazandırmışız. Aynen öyle. Evet.